Adnan Oktar ve Teknik Bilim Araştırma Vakfı camiası İngiliz Derin Devleti'nin hedefindedir. Türkiye'de ve yurt dışında 300'den fazla yazar, haber sitesi İngiliz Derin Devleti hakkında yazılar yazmıştır. Tarihte hiç görülmedik şekilde İngiliz Derin Devleti deşifre olmaya başlamış. Gelişmelerden sonra zaten İngiliz Derin Devleti de harekete geçmiş. İlk defa kendini yavaş yavaş göstermeye başlamış ve bir takım ataklarda bulunmuştur. Bu olaydan sonra, yani İngiliz Derin Devleti'ne anlatılan kitaptan sonra İngiliz istihbaratının üst düzey yetkilileri, yöneticileri Türkiye'yi ziyaretlerde bulunmuşlardır. Türkiye'ye geldikleri bu ziyaretlerde Türkiye'deki işte belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar ve hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çıkabilmişlerdir. Görüşmeler yapmışlardır. Bunlar arasında çok ünlü İngiliz istihbaratının başı olarak bilinen Baroness Nellie Jones vardır. Onunla birlikte gelen gene İngiliz istihbaratının üst düzey yöneticileri lordlar vardır. Mesela Nellie Jones denilen bayan aslında Türkiye'deki demokrasiye mutlaka müdahale edilmesini söyleyen birisidir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza haşa diktatörlük suçlamasıyla bir suçlama yöneltebilen bir kişiliktir. Ve bu bayan aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştürebilmiştir. Yani böyle bir olay vardır. İşte yine gelen heyetler arasında yer alan John Woodcock isimli bir adam, işte PYD'nin lideri Salim Müslim'in PKK'nın yurt dışında Avrupa'da toplantılarını düzenleyen adamdır. Ve bu adam aynı zamanda çocuklarla cinsel ilişkiyi savunan pedofili derneğinin de destekçisidir. Ve gene aynı zamanda bu adam çocuk pornosundan 16 yıl hapis yatmış Tom Carroll isimli adamın da yakın arkadaşıdır. Yani şimdi bu kişi gene gelmiş işte Sayın İçişleri Bakanımızla MHP'li milletvekilleriyle görüştürülebilmiştir.